İddiaya göre elektrik çalışması yapılırken iki kablo yanlış bağlandı. Önce büyük bir gürültü duyuldu, sonra bir daireden alevler yükseldi. Evi kullanılamaz duruma gelen talihsiz kadın başına gelenlere isyan etti. Beni arıyorlar, geliyorum ki evim yanmış. Apartman mahalle havayı uçardı. Bembeyazda bir ev yapmıştım ona. Dedim ki ben kendime bembeyaz bir sayfa açıyorum. Ancak o beyaz sayfayı alevler kararttı. İddialara göre elektrik çalışmasındaki hata dairede yangın çıkardı. Bunların halini görüyorsunuz. Nasıl bir ev bıraktım, gelip nasıl bir ev buldum? Komşular müdahale etmese apartman havaya uçacaktı. Allah korusun. Yani burada gerçekten büyük bir felaketten dönüldü. Apartman mahalle havayı uçardı. Evde yoktum. Ben burada uyuyor olabilirdim. O gaz kokusundan ben zehirlenebilirdim. Yürekleri ağza getiren olayın adresi Beyoğlu'ydu. Kadı Mehmet Mahallesi'nde elektrik çalışması yapılıyordu. Kablolar yerin altına alınacaktı. Ancak iddiaya göre iki kablo birbirine yanlış bağlandı. Ve işte bu apartmanın üçüncü katı bomba gibi patladı. Çaydanlıklarım ne hale geldi? Sanki dedik diyor, kıyamet kopuyor. Songül Ofluoğlu evde olmadığı için şalterlere müdahale edemedi ve bir anda dairede büyük bir patlama meydana geldi. Ardından da yangın çıktı. Alevler tüm evi sardı. Her şeyde hasar var. Tavanlar bak ne hale geldi. Banyomda sıfır bir banyoydu. Banyomun da halini görüyorsunuz. Yangın önce mutfakta başladı. İşte gördüğünüz gibi burası harabeye döndü. Tam da doğalgaz borusu tutuşuyordu ki komşular vanayı kapattı ve büyük bir facia önlendi. Bunda doğalgaz geçiyordu. Evet, mala gelmiş, cana gelmesin. Elektrik şirketi zararı karşılayıp evi baştan aşağı yenileme sözü verdi. Mağduriyetim giderilecek diye bana söz verdiler, zaten de giderilmesi lazım.